Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugünkü konuğumun adını söyleyince biliyorum sizler de çok mutlu olacaksınız. Yaptığı işlerle hepimizin yüreğine dokunan bir isim. Kendisini tanıdığımız ilk günden beri adım adım çıktığı kariyer merdivenlerinde canlandırdığı bütün karakterlerle gerçekten alkış hak ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra karakteri de, duruşu da seyircinin takdirini kazandı. O çok önemli bir aktör. Bülent İnal. Sevgili Bülent, hoş geldin, nasılsın? Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Hamdolsun, biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Güzel cümleler için teşekkür ediyorum, sağ olun. Nihayet. Nihayet buluşabildik. Nihayet buluştuk, çok şükür. Ben Bülent İnal'la konuşuyormuş gibi değil de... Ne? Abdülhamit Sultan'la konuşuyormuş gibi hissediyorum şu anda kendimi. Ve hemen ondan başlayacağım. Devam ediyorsunuz çekimlere. Evet, şimdi devam ediyoruz. Dördüncü yılınız. Dördüncü sezonu bitireceğiz. Müthiş. Ama sonrasını bilemiyoruz. Yani TRT'nin vereceği karar. Hı-hı. Devam mı edeceğiz? Burada bitecek mi? Hı-hı. Onu göreceğiz herhalde Nisan-Mayıs ayı gibi. Da kararı verilir. Peki ilk teklif geldiğinde böylesine tarihi bir kişiye hayat vereceğin için... Bir tereddütün, çekincen oldun mu? Bir heyecan duydun mu? Nasıl tabii bir ki, yani, duygu? Tabii ki çekinmemek ya da tereddüt etmemek mümkün değil. Zor bir şahsiyet. Bir Osmanlı padişahını oynamak başlı başına zor bir şey. Onun altından kalkabilir miyim, kalkamaz mıyım? Değil nasıl mi? Yaparım, nasıl ederim diye düşündüm. Tabii bunun enteresan bir hikayesi var bende. Biz Tarabya'da otururken, Tarabya'nın o küçük bir çarşısı vardır. Orada bir çarşı hayatı, o mahalle hayatı devam eder. Kayınpederimin de bir kuaför arkadaşı var, Hasan. Ara sıra da ona giderim, Çınar'ı da götürürüm. İşte tıraş olur. O mahalleleri, o esnafı falan bir görsün isterim hep. Öyle yaşarken o kuaför Hasan, biz berber Hasan diyoruz. Bir gün ona tıraşa gittiğimde dedi ki, bu teklif gelmeden bir yıl önce. Abi dedi, neden Abdülhamit'i oynamıyorsun dedi. Dedim ki, niye dedim oynayayım? İstikablal bu. Ben dedi, yani o Abdülhamit hayranı. Bütün kitaplarını okumuş, bütün hayatını incelemiş. En ayrıntısına kadar, en ince ayrıntısına kadar. Dedi ki, bence sen oynamalısın dedi. Ya dedim, Hasan yani şu an öyle bir durum yok. Öyle bir teklif de yok. Yani biri yapar mı onu bilmiyorum. Çünkü teknik olarak çok zor bir şey. Yani böyle bir diziyi yapmak imkan... Daha yenilendir. Evet, şu an evet. Bilmiyorum dedim. Ben gidiyorum geliyorum diyor ki abi yapılmıyor mu hala? Ne zaman yapılacak falan. Bir yıl sonra bana böyle bir teklif geldi. Gelince, ona gittim dedim ki Hasan senin dediğin oldu teklif geldi yani diye. Bir şey 40 gün söylersen yani olurmuş. Bir... Ya da bir şey gerçekten istersen oluyor galiba. Yani tabii o gittikçe bana bir şeyler anlattıkça Abdülhamit karakteri bende şekillenmeye başladı. Merak etmeye başladım. Ben çünkü nasıl hazırlandın diye merak ediyordum. Şimdi tabii o sırada biz Babam ve Ailesi diye bir dizi çekiyorduk. Gidişat iyi değildi. Biteceği belliydi. Öyle hissediyordum. Tam o sıralarda böyle bir teklif geldi. Tabii ne yapacağımı bilemedim. Yani önce bir arkadaşlarla oturup konuştuk. Ne yaparız, nasıl yol alırız diye. Yapmalı mı, yapmamalı mı? Üzerine biraz düşündük. Fakat iş devam ediyordu. Yani Babam ve Ailesi. O yüzden biz yapamayız dedik. Yani bu işi bırakıp oraya gelemem. Bu iş biterse ancak olabilirse kabul ederim. Ya da senaryoyu görüp bir bakmak lazım hikaye. Çünkü bir yandan da ürküyorum. Zor bir iş. Gerçekten. Tam bunları düşünürken işin bitiş kararı açıklandı. Ben görüşmeye gittim. İşte senaryoyu aldım. Tabii ki Uğur arkadaşımız Uğur Uzunok 5 yıldır bu projeyi çalışıyor. Her ayrıntısına kadar çalışılmış. TRT hazır, yapım firması hazır, dekorlar yapılıyor. Ben işin tek son 1,5-2 ayında işe dahil oldum. Yani son 1,5 ay gibi. Ve çok az bir zamanım var. O yüzden hemen hızlı okumalara başladım tabii. İncelemeye başladım, araştırmaya başladım. Tabii ki tarih dizisi gibi görülse de biz bir insanı nihayetinde anlatıyoruz. Onun bir ailesi var, bir hayatı var, bir geçmişi var, yaşadığı dönem var. Coğrafya var, Osmanlı'nın sıkıntılı dönemleri. Böyle uzun tarih okumalarından sonra bu tarih okumalarının tabii ki faydası olacaktır ama ben daha derinlikli bir şey arıyordum. Yani evet. Abdülhamit'i oynayabilmek için
ya da bir karakteri oynayabilmek için oyuncuya biraz daha o karakterin psikolojisiyle ilgili, iç dünyasıyla ilgili bilgilere ihtiyaç var. Bir kitap geçti elime, Bir Şehzadenin Ruh Portresi diye. Abdülhamit Sultan Abdülhamit'in bütün hayatını incelemişler. Yani aldığı kararlar, şehzadelik dönemi, çocukluk dönemi, annesiyle, babasıyla, hayatında yaşadığı bütün o hezeyanlı anlar, hepsi sonradan verdiği kararların nasıl etkilediği, iç dünyasını verdiği kararları nasıl etkilediği üzerine galiba iki psikiyatrisin yazdığı bir kitaptı. Müthiş. Bu bana çok iyi geldi, yardımcı oldu. Ondan çok etkilendim. Öyle tabii bir faydası oldu ama o iki ay bir hazırlık sürecinde gerisi de biraz sette oldu diyeyim. Yani. Biraz sette oldu çünkü fiziksel olarak da anımsatmak için bir duruşun oldu. Yani oyuncu olarak böyle bir şeye cesaret etmek, onun için hazırlanmak, o riske girmek. Çünkü diziler tutmayınca işte Bülent İnal'ın dizisi tutmadı oluyor adı ya da kim başrolde oynuyorsa ona yükleniyor. Halbuki bu gerçekten çok ciddi bir hazırlık isteyen bir ekip işi. Zaten işimiz ekip işi. Ya bir de biz oralarını seviyoruz işin zaten. O hazırlık aşaması, o role hazırlanmak, onu uygulamak. Yani işin başarısı, başarısızlığı tabii ki birçok etkene bağlı. Onu biz biliyoruz, bilen de biliyor zaten. Çok oralarına takılmıyorum. İlk yıllarda belki biraz daha takılıyordum bunu ama artık çok takılmıyorum. Ben işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Gerisi de kadar kısmet diyorum artık. Aslında böyle tarihten kesitlerin televizyon dizilerinde yayınlanıyor olması bence çok faydalı oluyor seyirci açısından. Özellikle gençlere, çocuklara merak ediyorlar, araştırmaya başlıyorlar, tanıyorlar, benimsiyorlar, kabulleniyorlar gibi. Evet. Devam etmesini diler misin? Abdülhamit dizisi. Sadece Abdülhamit değil. Belki yani belki bir başka Osmanlı. Ben dönem işlerini çok seviyorum. Değil yani, mi? Genelde de dönem işlerinde bulundum. Geliyor. İlk Kurşun Yarası 2003 yılında ya yapmıştık. İyi Kurşun Yarası'nda tanıdık biz seni. Yani öncesi yılıydı. Muhakkak vardır ama Kurşun Yarası'ndaki kaymakam ben de bir çok seviyordum. Anda Türk yani o kaymakamı çok, ben de Cemal'i çok seviyordum. Evet. Çok da severek oynadım. Sonra farklı dönem işlerinde de oldum. Kara Yılan gibi, işte Bu Kalp Seni Unutur Mu gibi. İşte Abdülhamit, Sultan Abdülhamit Payitaht dizisi gibi. Dönem sırası geldikçe seviyorum. Soracağım ben tamam. Bunları çünkü çok güzel şeyler yaptın. İstersen Payitaht Abdülhamit'ten küçük bir hazırladığımız bölüm var, onu seyredelim. Tamam, izleyelim. Derhal men edilmeli. Talat Bey'le alakalı bir husus değil bu. Talat Bey'in namı aldı yürüdü. Asker içerisinde nefer başı olarak anılacak. Bu da askerde bir disiplinsizliğe sebep olabilir. Bildiğiniz üzere kendisi siyasetçi. Şimdiki hükümetle muhalif düştüler. Harp kaybedildiğinde hükümetin düşeceği biliniyor. O sebeple men edilmeli. Eğer sizin Edirne müdafi Şükrü Bey'le hususi bir muhabbetiniz varsa kendisine söyleyiniz. Talat Bey mutlaka harp meydanından men edilmeli. Askerin içine siyaset girmemeli. Söylerim. Başka? Bir başka raporda Selimiye Camii'nin Edirne işgal edilmeden evvel dinamitle havaya uçurulması konuşuluyormuş. Adamlara bakınız. Şu kafalara bakınız. Selimiye var diye Edirne bugün vatandır. Selimiye sınır taşıdır. Edirne kaybedilse dahi Selimiye'yi alma ümidiyle cenk edilir, Edirne geri alınır. Ya oyunculukta da ne kadar farklı bir deneyimden geçiyorsun. Müthiş ses tonunla, evet, konuşma biçiminle vurguları. Uzun zaman bir Osmanlı Sultanı'nı oynayan Bülent İnal, kendiniz gerçek hayatında, sosyal hayatında ne gibi şeylerle karşılaşıyorsun? Tabii ki oynadığınız rollerin seyirci üzerinde büyük etkisi oluyor. Siz de buna çok yakından şahitsiniz, biliyorsunuz. Oynadığınız rolleri seyircilerin tepkileri oluyor. Tabii ki Sultan Abdülhamit'in enteresan
bir duygusu var bizim insanımızda. Hı hı. Yani farklı şeylerle karşılaşıyorum. Yani gözleri dolanlar, sarılmak isteyenler, ne bileyim böyle çocuklar ellerimi öpmek isteyenler falan, bir sürü şeyle karşılaşıyorum bu tür duygularla, bu tür anlarla. Hepsi çok keyifli. Gerçekten çok sevgiyle yaklaşıyorlar. Ona duydukları hürmeti bana gösteriyorlar. ne güzel. Izinde. Güzel bir keyifli, duygu çok ama güzel bu. Bir duygu. Güzel bir duygu. Sevgili Bülent, sohbete hemen günümüzden başladık. Çünkü bu son yıllarda herkes seni Abdülhamit olarak izlediği için. İstersen biraz geçmişe gidelim. Şanlıurfa'daki geçmişine, daha doğrusu çocukluğun orada geçmiş. Evet. Ya ülkemizin her bir yöresi ayrı çok güzel. Ben de çok gittim Urfa'ya. Gerçekten çok güzel. Çok güzel bir şehir. Çok buradan, duygusu olan bir şehir. Ruhu olan bir şehir. Ruhu olan bir şehir. Yani her şeyiyle bir ruh veriyor insana. Hani oraya gidince orada kalayım istiyor insan. Tarihiyle, mutfağıyla. Evet. İnsanları çok şeker. Nasıl bir çocukluktu? Nasıl? Şimdi ben 1973 yılında Urfa'da doğdum. Babam bir postanede memurdu. Annem de hemşireydi. Biz annem hemşire olduğu için hastanenin lojmanında kalıyorduk. Küçük bir sağlık ocağı gibi bir şeydi. Hı hı. Tabii ki çok güzel bir çocukluğum oldu. Yani ben tabii herhalde belli bir yerini hatırlamıyorum belli bir yaşa kadar ama herhalde sokaklarda bütün günümüz tabii ki sokaklarda herhalde geçiyordu. Tabii ki akrabalarımız vardı. Urfa'nın o geniş avlulu evleri, oralarda kalabalık yemek yenmeler, sohbetler vesaireler, biz çocuk olarak çok keyif alıyorduk. Tabii ki ülkenin çok zor dönemleriydi. Ben de onları Urfa'da yaşadım. 73 ile 80 arasında oradaydım. İhtilalden önceki o karışık dönemi sonuna kadar orada yaşadık biz maalesef. Çocukken yani hala gözümün önünden gitmeyen çok acı hadiseler, olaylar var. Bunlar da tabii çocukluğunuzu etkiliyor, hayatınızı etkiliyor. O karmaşa, o stres. O yaşlarda onları hatırlıyorum, yaşadığım sıkıntıları. Daha çok da tabii annemiz ve babamız, ailemiz bunları yaşıyordu. Çünkü çok arada kalıyorlardı, memurlardı. Böyle sıkıntılı dönemler geçti ama gerçekten keyifliydik, hep sokaktaydık. Yani ne kadar sıkıntılı dönemler de olsa orası çocuk bizim için doğduğumuz yer, memleketimiz, evet, toprağımız. Evet. Yani 7 yaşına kadar orada kaldım ve o topraklarla biraz harmanlandık diyelim. İnsanın çocukluğu tabii ki hayatında çok önemli, en önemli yer. Benim de güzel geçti çocukluğum. Ne güzel söyledin. Sen de bir babasın bugün. Babalığını konuşacağız, Çınar dedin. Ama şu anda bizi izleyen seyircilerimize bu konuyla ilgili bir şey söyler misin? Pandemi hariç. Ama bütün çocuklar ellerinde bir ekran, bir şeyleri, tabletleri, onları sokağa bile çıkarmakta zorlanıyoruz. Doğaya çıkarmakta zorlanıyoruz. Yani benim hatırladığım çocuklarım ağaçların tepesinde inmiyorduk. Sokaklarda yakar top, istop oynuyorduk. Tabii ya, arkadaşlarla, kendi aramızda da hani çocukları olan arkadaşlarla, evet, görüşüyoruz. İşte aynı sitede arkadaşlarımız var. Herkesin ortak derdi bu. Hepimizin sıkıntısı bu. Birbirimizle dertleşiyoruz. Sonra bir noktaya geliyoruz ve yani karar vermekte de zorlanıyoruz. Şimdi onların, bizim yaşadığımız dönemle çocukluğumuzdaki dönemde şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Teknoloji olarak da, evet, teknoloji, hayat biçimi olarak da, insanların hayata bakışı da. Şimdi her şey bir telefonun ucunda. Bütün dünyaya ulaşabiliyorlar. Ve onlar için müthiş bir oyuncak, müthiş bir eğlence aracı. Çok da kırmadan, dökmeden bir şekilde mümkün olduğu kadar onları oradan uzaklaştırmaya çalışıyoruz ama elimizden geldiği kadar. Evet. Ben özellikle şimdiki oturduğumuz eve Melis'le birlikte karar verdik ve oraya taşınmak istedik. Çünkü bir mahalle havasında bir site, özellikle öyle bir yer olsun istedik. Evet. Arkadaşlarımız da var. Biz Çınar'da bunu biraz başarabiliyoruz. Yani bari çıkıyor mesela 5 saat sonra eve geliyor.
İyi bari. Çamurla yani, oynuyorlar, top oynuyorlar. Güzel. İşte bir de şey çok güzel, komşuluk Şınar ilişkileri. Şınar adına memnun oldum. Mesela neredesin oğlum diyoruz falan. Ya işte Ali Efeler'e gittik, yemek yedik diyor. Mesela bir eve girip yemek yiyorlar. Canım. Oradan başka bir eve geçiyorlar. Güzel bir arkadaşlık ortamı ve oyun ortamı var. Aslında özlediğimiz İkisini bir dengelemeye şey. Çalışıyoruz. Yani buradan da koparmak istemiyoruz. Çünkü öyle Tabii ya da böyle ki. Onların doğduğu dünya bu. Tabii bundan ki. Da uzak kalmamaları gerekiyor. Çünkü ileride önemli bu, olan o denge diyoruz ya. Tabii o dengeyi ya. Sağlayabilmek. Onları mümkün olduğu kadar doğadan uzaklaştırmadan Madan, oyun evet. oynamalarını sağlamamız gerekiyor. Oyun çok önemli çocuğun hayatında. Evet. Peki yine ben çocuklukta kaldım. Çocukluktaki hayallerin neydi? Kendini bir aktör olarak mı görmek istiyordun yoksa daha farklı hayallerin var mıydı? Bu fikir belirlemeye başladığı yıllar tabii ki daha 8-9 yaşları, 10 yaşları civarı bunun üzerine hayaller ya da soruyor ya büyükler işte ne olmak istiyorsun? Tabii o zaman oğlum. Sorunca sen de kafanda bir şeyler hayal kuruyorsun falan. Tabii ki ben Üsküdar 80 yılında babam annem tayin istediler. Biz İstanbul'a geldik. Üsküdar Örnek Mahallesi'nde çocukluğum geçti. 7 yaşından sonra. Gerçekten çok güzel bir mahalleydi. O hep anlattığımız damağımızda kalan, tadı damağımızda Mahalle kalan tadı. Mahallelerden biriydi. Orada geçti hayatım. Tabii ki o dönem çocuklar için en önemli uğraş futboldu. Herkes futbolcu olmak istiyordu. Abim de bu uğurda bir tutkusu vardı abimin. Ben de biraz onu örnek alıyordum. Abim sonunda bu hayalini gerçekleştirdi. Abim profesyonel futbolcu oldu. Ne güzel. Uzun yıllar oynadı. Birincilikte de, ikincilikte de. Şimdi yardımcı antrenörlük yapıyor. Bırakmadı futbolu. Yok, bırakmadı. Sevgili Ünal Karaman'la birlikte çalışıyorlar. Ben de o dönem tabii ki abim gibi futbolcu olmak istiyordum. Onun peşinden koşuyordum. İşte bizim mahallede bir Ömer abimiz vardı. Hani mahallenin böyle elinden tutan abilerinden. Çocuklar başka şeye yönelmesinler diye hepimizi işte bir yerlerden paralar bulup bize formalar vesaireler, şortlar bizi futbola yönlendiriyordu, spor yapmaya yönlendiriyordu. Bizim öyle bir örnek gençlik diye abimlerin takımı vardı. Harika. Biz de onların alt grubuyduk. O zamanlar futbolcu olmak istiyordum tabii. Sonra oyunculuk yeteneğini biri mi fark etti ya da sen... O da büyük bir tesadüf. Yani bizim ailede de ya da yaşadığım ortamda da böyle biri yoktu. Böyle bir hayat yoktu. Hı hı. Ben 12 yaşındayken babam öldü bir trafik kazasında. Biz o zaman tabii... Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Biz o mahalleden taşındık. 2 yıl Kartal'a taşındık. Sonra annem tabii kendini çok yalnız hissedince İstanbul'da, İzmir'de teyzelerim vardı, dayılarım vardı, akrabaları. Oraya gitmek istedi. Biz de toplanıp oraya gittik. Ortaokul son sınıftı galiba ya da lise 1 gibi. Lise 1, lise 2 idi galiba. Pardon, lise 2. Tabii babam öldükten sonra o yaşadığımız sıkıntılar, mahalleden ayrılma, bütün hayatımızın alt üst olması tamamen, beni mi? Biraz içe kapattı. Ben çok içe kapanık, dışarı çıkmaktan korkan, böyle çekingen, kimseyle konuşmayan bir çocuk oldum. Büyük travma baba. Travmalar işte hepimiz, işte aile büyük içinde travmalar vesaireler. İzmir'e taşındıktan sonra orada da bir arkadaş ortamı oluştuktan sonra ben yine futbola başladım işte. Hı hı. Oynuyorum. Biraz rahatladım. Biraz arkadaşlarım oldu. Tabii İzmir'de Bornova Parkı vardır. Biz işte yaz akşamları orada ya da öğleden sonra gezeriz, tozuyoruz arkadaşlarla, yürüyoruz. Oradan yürüyoruz, buradan yürüyoruz. Sıkılıyoruz. Yapacak bir şey yok. Lise son sınıftı galiba ya da ikinci sınıftı tam hatırlamıyorum. Bir ilan gördük. İşte Bornova Belediyesi tiyatro kursları başladı diye. Kayıtlar için şuraya müracaat diye. Benim de Gökhan diye bir arkadaşım vardı. Bülent dedi gel gidelim kursa yazılalım. Dedim ki abi biz ne anlarız yani? Ne yapacağız orada? Ne bileyim dedi. Değişiklik olur dedi. İyi dedim. Biz gittik. O önden gitti. Ben arkadan. Kursa yazılmaya geldik. Dedi, formu doldurdular. Pazar günü belediyenin yemekhanesinde ilk ders başlıyor dediler. Ben gittim. Gökhan gelmedi. Halbuki siz de götürmeye çalışıyorum. Yani herhalde yani, kader diyorum yani o vesile şey, oldu. Her şey kader. Beni götürdü. Ben o gün ya da o süreçte kendimdeki değişiklikleri fark ettim. Yani oyunculuğun, tiyatronun, sanatın insanda ne tür değişiklikler yapabildiğini fark ettim.
Mutlu olmaya başladım, keyif almaya başladım, arkadaşlarım oldu, özgüvenim gelişmeye başladı. Sonra sahneye çıktık. Aslında biraz benim psikoloğum gibi oldu tiyatro. Yani o yüzden de biraz ona sarıldım. Evet. Beni iyileştirdi diyeyim, toparladı. Sanatın iyileştirme gücü. Evet, o oldu bende, yaşadım onu. Bu güzel bir çocuk yön, yani tesadüfler diyoruz ama hepsinin bir nedeni var. Hı hı. Spor yapıyor olman, arkasından sanatın bir dalı, tiyatroyla hı hı. konuşuyor olman, orada özgüvenimi kazandım, hayata tekrar hı hı. sarıldım iki elle. Çok güzel. Hı. 9 Eylül Üniversitesi. Evet, 9 Eylül tiyatro bölümü. Ama önce... Lisede direkt... tabii ki şey arada şey var, Ege Üniversitesi'nde bir yıl edebiyat okudum. O vardı, onun için ben ne zaman tiyatroya... Lisede tabii okurken, yani lise sonda hani bir üniversite kazanma şeyi evet, vardır ya, ailelerin de isteği vardır. Evet, illa i̇şte olacak. Bir bölüm kazanacak bu çocuk. İşte ben de o çocuklardan biriydim, bir bölüm kazanmam gerekiyordu. Fakat o sırada ben yine Bornova Belediyesi'nin kurslarına devam ediyordum. Devam. Oyunlar çıkarıyorduk, işte bir şeyler yapıyorduk. Aklımda hep tiyatro vardı. Ama tabii ki korkutucu da bir şey. Yani ne olacağını bilemediğim bir dünya. Ya, belirsizliklerle dolu bir dünya. Her yerden bir şey duyuyorsun. Tabii. İzmir'desin, İstanbul'da korkuyorsun. Değil. Korkuyorsun yani o mesleği yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Ben de işte hazırlandım. Sonra Edebiyat Fakültesi yazmıştım. Ege Üniversitesi İzmir'de olsun diye. Edebiyat Fakültesini kazandım. Bir yıl gittim. Fakat ortalarında bir yerde kesin kararımı verdim. Ben tiyatro oyuncu okulları. Olacağım dedim. Tiyatro bölümüne gireceğim dedim. Keşke imkan olsaydı da hani Edebiyat Fakültesini bitirip sonra da oyunculuğa gidebilseydim. Gerçekten çok kıymetli bir bölüm. Elbette. Bizim için, oyuncular Elbette. İçin. Elbette. Edebiyat dünyasına böyle derinlemesine incelemek. Yani unuttum tabii, keşke yapabilseydim. O zamanlar Osmanlıca yazıp okuyabiliyordum. Ya. Farsça yazıp okuyabiliyorduk. Bunları keşke devam ettirebilseydim, yapabilseydim. Onlar şimdi... İnsan hayatında çok büyük artılar tabii. Elbette. Olmaz mı? Evet. Hele bir aktör için. Sonra 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümü evet. sınavlarına girdim. Girdin ve de kazandın. Hayat ve başladı. De kaç yıl sürüyor? 2 sene 4 yıl, 4 yıl, 4 yıl sürüyor. Sürüyor. Sonra mezun oldun. Ben bir yıl tabii tiyatro tarihinden kaldım. öyle olunca 5 yılda bitirdim ben Hı-hı. okulu. Mezun olduğun zaman şimdi ben... Ne yapacağım diye düşündün mü? Yani tiyatroya İzmir'de devam mı edeceksin? Yoksa sinema mı denemelisin? Yani neler düşündün? Hayal ettiğin şey neydi? Şöyle hayalimiz vardı. İzmir'de, İzmir'in en büyük eksiğidir hala. Birçok ilde olmasına rağmen İzmir Şehir Tiyatrosu kurulamamıştır bir türlü. Biz de okurken son yıllarda, okulumuzun son yılıydı. Gökhan Bekletenler diye bir oyuncu arkadaşım var. Onunla böyle ya ne yapmalı İzmir'de? Yani tiyatro kuralım. Kuralım. Çünkü İstanbul'a gidersek büyük bir kalabalık var. O kalabalığın içinde yok olabiliriz. Her şey olabilir. Neden İzmir'deyken İzmir'de bir şey yapmıyoruz? Yani İzmir'in en büyük eksiklerinden biridir o. Birçok ilin şehir tiyatrosu olmasına rağmen evet, İzmir'de hala yok. Çok enteresan. Kurulmaya çok çalışılmıştır ama olmamıştır. Bir türlü Allah Allah. O zaman bazı abilerimiz, işte Sayın Altan gördüm, ondan sonra Vahide ablamız. Onlar bir ön ayak oldular İzmir'de şehir tiyatrosu için. O zaman da seçimler yapılacaktı. Rahmetli Ahmet Piriştina şehir tiyatrosu için söz verdi. Hatta seçildiği akşam. Canlı İlham yayında etti. İlk icraatım şehir tiyatrosu dedi. Biz çok mutluyuz tabii. Yani bütün arkadaşlara da diyoruz ki İstanbul'a gitmeye, niçin gidiyorsunuz? Yani bakın şehir tiyatrosu için bak bu kadar insan uğraştı. Gelin burayı destekleyelim. Burada kendimize bir dünya yaratalım. Hakikaten tiyatro büyük yapmaya. Eksiklik. Ben de şimdi düşündüm de tiyatro, İzmir gibi bir İzmir'de, şehirde. İzmir'de okulu var. Mezun oluyoruz ve herkes evet. bir yerlere gidip o mesleği yapmaya çalışıyor. Evet. Fakat bekledik olmadı. Belediyenin borç yapısı vesaire bilmiyorum tam teknik kısımlarını ama şu an kurulamıyor dediler teknik sebeplerden dolayı. Biz Gökhan'la bütün o hayallerimiz suya düştü. Suya düştü. Böyle kala kaldık yani ne yapacağız diye. Bir iki hafta içinde sevgili Mahmut Gökgöz devlet tiyatrosu oyuncusudur. İzmir'deydi o zaman bizim de hocamızdı bir süre. O beni aradı dedi ki mezun oldunuz. İstanbul'u neden denemiyorsunuz? Bir deneyin dedi. Çünkü ben şu an devlet tiyatrosunda bir
oyunda yardımcı yönetmenim. Size göre roller var. İşte Yücel Erten, Arturo Uy oyununu sahneliyor. Size göre de roller var. Gelip bir İstanbul'u deneyin. Yani peki hocam dedim, öyle diyorsanız gelelim. Harika. Biz Gökhan'la herkese gitmeyin, gitmeyin diye. Gökhan derken... ikimiz gittik İstanbul'a. Geldik daha doğrusu. İlk yıl, bir yıl boyunca Devlet Tiyatrosu'nda görev aldın. Çalıştım. Sonra bir oyunda daha çalıştım. Yani ilk roller. Profesyonel işin tiyatro ile başladı. Evet öyle, ama okurken Kayıkçı filmi vardı. Okurken bir süre orada çalıştım. Böyle ilk set gördüğüm, kamera gördüğüm. Yer, Kayıkçı. İşte yönetmen, ekip, ışık falan. Gördüğüm yerler orasıydı. Kayıkçı filmiydi. Kayıkçı filmiyle. Evet. Sonra Mahallenin Muhtarları var değil mi? 7 sonra şöyle, tabii şöyle gelişti hikaye. Devlet Tiyatrosu'na girince hakkını ödeyemem sevgili Zafer Algöz. Aynı oyundaydık. Gerçekten bize çok yardımcı oldu, çok destek oldu. Muhakkak bir dizide oynuyorsa bizi de muhakkak orada oynayın, para kazanın diyordu. Yani sizin İstanbul'da kalmak istiyorsanız hem para ihtiyacınız kazanın, var, hem deneyim, tecrübeye ihtiyacınız tabii. var. Bizi yönlendiriyordu. Mahallenin Muhtarları'nı da öyle, Erkan Akın vardır, genel koordinatör. Hı hı. Ona da selamlar. O da bizi hep destekledi. Muhakkak bir işi olduğu zaman bizi alıp oynatıyordu. Para kazanıyordu. Harika. Yani böyle abilerimiz bizi çok desteklediler İstanbul'da. Ne güzel değil mi? Çok güzel tabii. Ne güzel. Meslektaş dayanışması. Evet. O zaman hevesiniz kırılmıyor ya da evet. boşluğa düşmüyorsunuz. Evet. Çalışmaya devam ediyorsunuz. Üretmeye devam ediyorsunuz. İşte... Biz aslında tabii televizyonun etkin olduğu bir dönem değildi o zamanlar. Biz tiyatro bölümüne girdiğimizde. Bizim televizyonla ilgili bir hayalimiz de yoktu aslında. Biz sonra İstanbul'a geldikten sonra para kazanalım diye televizyonla buluştuk. Sonra bütün hayatımız oldu. Öyle sonuçlandı oyunculuk serüveni. 7 numaradan o ilk deneyimlerinden şöyle bir BTR'miz var. Bakalım. Bir gençlik ilk, hallerimize. Evet, ilk görünmen seyirci tarafından. Önce kaçakları görüntülemeyi başardığınız için kutlarız. Çok sansasyonel bir görüntü yakalamışsınız. Estağfurullah. Kameramla ben toplum için varız. O görüntüyü yakalayayım derken az kalsın adamlar onu yakalıyordu. Dülüha. Lafı bile olmaz. Haberciliğin normal tehlikeleri. Sorun mu çıktı? Küreklerle kovalamışlar. Allah muhafaza. Bir tanesi küreği beline indiriverse ne olacaktı? Ya. Dilo. Mühim değil. Biz haberciler böyle şeylere hazırlıklıyız beyefendi. Yalnız görüntü çok kısa. Acaba elinize devamı var mı diye öğrenmeye geldik. Kısa mı? Kaçaklar sadece 25 saniye kadar görünüyorlar. Canım bütün kaçak inşaatları vahit mi çekecek ha? Dilo. Bir yanlışlık olmasın? Kaçak inşaatı epey çekmiştik. Hı. Kaçak inşaatı boş verin şimdi. Elimizde ona benzer bir sürü haber var. Kasetin sonunda Kemal Demir'le birlikte olduğu sarışının görüntüleri var. Biz onlarla ilgileniyoruz. Ya aile, dostluk, saflık, evet. iyi niyet, cömertlik. Aa. Çok güzel kavramlar işlendi. Güzel bir diziydi o da, çok uzun yıllar değil hala. Değil mi? Sevdalıları var. Yani ama günümüzde pek bu tarz diziler yapılmıyor diye düşünüyorum ben. Yapılmıyor evet. Yapılmıyor. Hepimiz istiyoruz yapılsın ama oluyoruz. İstiyoruz. Ama, ya bazen şöyle düşünüyorum. Ne kadar doğrudur bilemiyorum ama bizim o dizileri çektiğimiz dönemdeki mahalleler, dostluklar ya da işte esnaf mahalle neyse onlar da kaldı mı acaba diye düşünüyorum. Yoksa onlar yok olduğu için mi biz de acaba onları çekemiyoruz şu an, yapamıyoruz sadece ya da sadece nostalji olarak mı anıyoruz? Yani belki de öyle. Dünya ile birlikte tabii ki her şey değişiyor. Dünyada bir şeyler değiştikçe bizde de değişiyor. Değişiyor. İnsanlar değişiyor. Davranışlar, komşuluklar vesaire. Biraz daha şüpheci, biraz daha korkan bir sanki atmosferdeyiz gibi geliyor bana. Dünya öyle gibi geliyor bana. Dünya... Herkes bir korumaya çalışıyor kendini. Açılamıyor. Komşularıyla mesafeli, onunla mesafeli, bununla mesafeli. Mesafeli, ayrışmış. Ama ne yazık ki şiddet çok fazla maalesef. Galiba önde. Ben senaristlere çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Hı-hı.
Evet, belki hayatımızda şiddet var maalesef. Hı hı. Ve birçok dizide bunu çok ön planda görüyoruz. Ama ben pek doğru bulmuyorum. Ne dersin? Yani dozajını tabii ki belirlemek lazım, ya, ayarlamak lazım. O da bizim işimiz. Bunu doğru yapmamız lazım. Sonuçta evet, insanların evine giriyoruz, hanelere giriyoruz. Çünkü herkes izliyor, çoluk çocuk izliyor. Özendirici olduğunu düşünüyorum. Yani öyle de tabii insanları korkutuyor da bir yerde. Birçok şeye sebebiyet verebilir. Tabii ki göstermek lazım. Hayatın gerçeği bu. Tamam. Dozajını iyi ayarlamak lazım. Yani reyting kaygısıyla böyle dibine beline beline de vurmamak lazım gibi geliyor bana. O biraz bizlerin elinde. Yani bu işleri yapanların elinde. Kanal yöneticisinden, yapımcısından. Bunlar bizim elimizde. Onları yapmalıyız, dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum ben de. Yani o duyarlılığı, o sorumluluğu göstermeliyiz. Evet. Çünkü bu gazetelerin üçüncü sayfaları şiddet haberleriyle dolu. Evet. Maalesef olağan bir şeymiş gibi algılanmaya başladı hayatta. Sıradan bir şeymiş gibi ama insanın en kötü hali bence. İnsanlığa yapılacak en kötü şey. Evet. Böyle gerçekleri konuşunca biraz buruluyoruz ama ben Azat dizisinden bahsetmek istiyorum. Şimdi orada galiba Şevket Çoruh vardı. Değil mi onunla Ahmet beraber? Erdal abi vardı. Erdal Tosun. Ahu Türkpençe vardı. Çok oldu tabii, o benim ilk başrol oynadığım. Ama sonra devamı geldi. Mesela Kurşun Yarası. Kurşun Yarası, evet. O da ben oradaki kaymakama hayran olmuştum. Gerçekten herkesin çok benimsediği bir karakterdi o. Çok güzel çizilmiş bir karakterdi. Değil mi? Çok güzel bir karakterdi. Sonra bende notlar var. Bir Çocuk Sevdim, Ihlamurlar Altında. Kurşun Yarası'ndan sonra Ihlamurlar Altında geldi. Evet. Sonra ara ara işte o diziler devam etti. Bunlar bittikçe. Evet. Öyle öyle devam ettik. Peki Ihlamurlar Altında'ki Bülent'i de izleyelim biraz izleyelim. Hayır tabii. O da çok beğenilmiş bir diziydi evet, gerçekten. Evet, seviyordum onu da. Evet. Bütün gece boşu boşuna yattık. Bir şeyim yok dedim size. Yılmaz, bugün sakın işe gelmeye kalkma ha. Dinlen biraz oğlum. Ben Ahmet abiye anlatırım durumu. Salih, şu cep telefonunu yine versene bir. Şu Sema'yı arayayım da işe gelmeyeceğimi söyleyeyim. Çıktı Sema'cığım, çıktı. Sağ ol. Yok, ben işe gelmeyeyim diyorum bugün. Sen beni idare edeversen. Bilmem, aklıma bir şey gelmiyor. Kafa mı kaldı? Sen bir şey uyduruver işte. Bir şey lazım mı sana? Tamam. Yok. Hadi hoşça kal. O zaman bugün bizim. Evet, bizim. Oğlum, yeni çıktın hastaneden. Eve gel de yat, dinlen biraz. Evet abi, hiç değilse doğru dürüst bir kahvaltı tabii yap. Tabii oğlum, dinlen vallahi ya. Ya bütün gece yattım, demir gibiyim. Hem hava da çok güzel. İyi sen bilirsin, benim işe gitmem lazım. Hadi eyvallah. Hop, ne oldu benim motor? Sana göre ilk çıkış yaptığın dizi hangisiydi? Ben kaymakam diyorum ama bilmiyorum. Evet, kaymakam doğru. Yani Kurşun Yarası. Sonra daha hayatımda tanınmamı sağlayan ama Ihlamurlar Altında tabii çok, etkisi biraz daha farklı oldu sektörde. Benim de çok keyif alarak oynadığım bir rol oldu Yılmaz. Orada tabii çok güzel bir aşk hikayesiydi. Tabii, güzel bir aşk hikayesiydi. İki yıl devam eden bir dizi oldu. Evet. Müziği özellikle herkesi çok etkiliyordu dizinin. Ne kadar çok etkiliyor hala, değil mi müzik bir tabii ki, filmde, çok etkiliyor. Bir dizide ya da. Hala etkileri sürüyor. Yani hem yurt dışında hem Türkiye'de hala Ihlamurlar Altı mevzusu devam ediyor hayatımda. Ne güzel. Peki senin aşka ve sevgiye bakışını merak ediyorum ya da nasıl tanımlıyorsun? Şimdi tabii bu kavramlar üzerine çok şey konuşuluyor, yazılıyor. Herkes bir şey yani söylüyor. Bir şey demek de çok zor geliyor bana. Şudur aşk, sevgi budur ama bu insanın hissettiği bir şeydir diye düşünüyorum. Bir programda geçen gün bir şey kulağıma çarptı. Belki de doğrusu odur. İşte beyefendi diyordu ki herkes aşkı tanımla dediğinde bir şey söylüyor. Ya da sevgilini, eşini anlat, neden seviyorsun, neden aşıksın? O da herkes bir şey buluyor. Şu yüzden seviyorum, şu yüzden aşığım. Ama bence dedi aşk şöyle bir şeydir. Gördüm ve vuruldum.
Yani. Vuruldum. Evet. Ay. Yani ben de biraz öyle oldum. Çok çarpıcı bir şey. Bir duygu gerçekten. Evet. Çok güzel. Biraz öyle görüyorum. Çok o yüzden güzel. Çok böyle bir şeylerle, kavramlarla fazla anlatma. Uğraşmaya evet. Gerek yok. Doğrusu odur diye düşünüyorum ben. Sevmek var, sevdiğini zannetmek var. Kimisi saplantılı durumları sevgi diye tanımlıyor. Evet, maalesef. Bence sevgi aslında öğrenilebilen, ailede aşılanabilen bir şey. Çok doğru. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocukluk çağının o sevgiyi bu meselede çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çocuklarımıza bir şekilde doğduğu günden itibaren sevginin ne demek olduğunu anlatmamız gerekmiyor. Sadece göstermemiz yeterli. Yaşayarak göstermek. Ama işte bu bilinçte olması gerekiyor insanların diye düşünüyorum. Onu nasıl hallederiz bilemiyorum. Ya birçoğumuz hallettik evet, de işte, halledilmeyen meselelerin temelinde bize bu var. Bize de çok görev düşüyor. Bize de çok görev düşüyor. Az önce şiddetten sorumluluk, sevgiden de sorumluluk. Evet. Yani sevgi en yüce duygu. Evet. O olmasa... Ya bunu ailede başlayan bir kavram bence. Evet. Oradan başlaması gerekiyor. Ne olursa olsun... ebeveynlerin burada büyük sorumlulukları var. Evet. Yani sizin yaptığınız şey çocuk anlamaz demeyin. Görüyor. O 3-5 yaşındaki çocuk her şeyi anlıyor, her şeyi biliyor, her şeyi gözlemliyor. Ve hayatını sizin çizdiğiniz yol üzerinden kuruyor. Siz nasılsanız sizi takip ediyor. Evet. Sizin yaptığınız her şey onun için çok İlk önemli. İlk rol model o baba, anne. Anne yani o yüzden ailelerin çok dikkatli olması lazım. Çocuklara da sevgiyi eksik etmemeleri lazım ki ileride bu tür haberler duymasınlar, bu tür sıkıntılarla karşılaşmasınlar. Ama onlar da belki işte yetiştikleri dönemde bu tür sıkıntıları gördüler, yaşadılar. Onlar da hayatı böyle algılıyor olabilirler. Evet. Bu yavaş yavaş eğitimle, evet. Aileyle vesaireyle düzelmesi gereken bir kavram, bir mevzu diye düşünüyorum ülkemizde. Evet. Sıkıntılı bir mevzu. Bu kadar sevgiden, aileden söz etmişken sevgili eşin Melis'ten de söz etmeliyim. Sanıyorum epey oldu 10 yıl. 10 yılı dolduruyoruz bu Mayıs'ta. 10 yılı dolduruyoruz. Oğlun Çınar'da güzel bir aile olmanızı sağladı. Evet. Baba olmak sende neleri değiştirdi? Şimdi yani Çınar'dan önce Çınar'dan sonraki Bülent'te ne gibi farklılıklar var? Yani tabii ki baba olmadan bazı şeyleri anlamak çok zor. Olunca ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Yani sizin ondan önce bir hayatınız var. Yaşayarak baba oluyorsunuz evet, değil yani, mi? Yani... Tabii ki anneliğin hissettiği başka bir durum tabii. Var. Onunki çok daha özel bir duygu. Biz çocuk olduktan sonra, sizinle iletişime geçtikten sonra biraz daha baba olmayı anlıyoruz ya da onunla birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben tabii daha kendi başıma yaşayan biriydim. İşte evlendik, bir hayatımız var ya da ondan önce yalnızken işte... Kafama göre her şeyi ayarlayıp yapıyordum. İstediğim gibi davranıyordum. Tabii çocuk olunca sorumluluk duygusu başka bir boyut kazanıyor. Artık aldığınız her kararda önce burada böyle bir ışık gibi böyle bir çınarın gözü yanıyor. Yüzü geliyor gözünüzün önüne. İlk o geliyor. Evet, her zaman çocuk şuranızda bir yerde her an duruyor. Onunla birlikte yaşıyorsunuz. Çok keyifli bir şey. Çok mutluluk verici bir şey bu. Aynı zamanda da sorumluluğu çok fazla. Tabii ki benim özel olarak hani hayatımda çok önemli büyük değişiklikler ne oldu derseniz hani daha mutlu oldum diyeyim. Özellikle. Yaşasın evet. Ne güzel böyle söyle en güzel şeyi evet. Söyledin. Daha mutlu oldum işte bu. Evet. Bu. Melis de gerçekten çok müthiş bir eş benim için. Allah bağışlasın gerçekten hem Melis'e çok ben keyifli bir Çınar'ını. Ailemiz var çocuk Çınar'la birlikte. Çınar'ın bir söylediği cümle bizi çok mutlu etmişti. Bir gün böyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz, çay kahve falan. Çınar'a gelip şey dedi, ben de evlenmek istiyorum dedi. Neden oğlum dedik, çok güzel bir şey dedi. Bu bizi mutlu yeter, eden. Yeter, yeter. Bu bizim için bu yeterli, onu söylemesi gerçekten yeterli. Gerçekten yani işte mutlu bir yuvada büyüyen çocuğun evet. Yarın öbür gün... Kendi ayakları üzerinde duran, kendinle barışık, sevgiyi, şefkati tatmış bir adam olarak dünyaya ve insana bakışı tabii ki. Bambaşka olacak. Tabii ki. İnşallah. İnşallah. Aşk dedik, ekranda canlandırdığın karakterlere şöyle bir bakınca
Biraz da böyle hani ağır abi maço tiplerim var. Mesela Tatar Ramazan evet. falan diye bahsedince. Urfalıyım Ezel'den dizisinden söz etmek istiyorum. Şimdi Urfa'ya gittin. Çocukluğunun geçtiği bir topraklar oralar. Evet, şimdi bir dizide o insanları, o yöreyi anlatıyorsun. Bu bir sorumluluk, bir duygu. Senin çocukluğundan kesitler var mıydı? Yani anımsadığın şeyler var mıydı senaryoda? Şimdi şöyle, o hikaye fikir olarak benim aklıma gelmişti. Böyle bir şey yapılabilir mi diye. Bir sıra gecesi ailesinin hikayesi çocuklarıyla işte vesaire. Yaşadıkları aşklar vesaire işte nedir? Acılar. Tabii. Yani bir güzel bir Urfa hikayesi gelmişti aklıma. Sinan'a bahsettim. Sinan da yazmak istiyordu. Senaryo yazmak, işte kitap yazmak. Yazalım mı dedi bunu beraber. Yazıyor da değil mi? Devam tabii, tabii, ediyor. Tabii kitapları var. Vallahi, senaryolar da hazırlıyor. Bunu yazalım mı beraber? Benim çok hoşuma gitti dedi. Tabii ki yazalım dedim. Ama biz Sinan'la bu yolculuğa çıktığımızda biz film olarak onu hazırlamıştık. Yani hikayemiz de filme göre ayarlanmıştı. Fakat sonradan okuyanlar beğenip bizi biraz da yoldan çıkardılar. Bunu neden dizi yapmıyorsunuz diye. Biz dizi yapınca tabii hikaye çok büyüdü. Çok farklı yerlere gitti. Tabii ki çocukluğumdan anılar, kesitler vardı, vesaireler. Duygu olarak o işin içinde olmasını istediğim şeyler var. Özellikle isimlerin çoğu benim ailem ya da işte Urfa'da yaşadığı ailem. Orada akrabalarımızın isimleri. Onları koyduk falan. Böyle bir benim için keyifli bir iş oldu. Kısa sürdü ama... Olsun. Biz hatırlayalım yani bir şey... mı şimdi? Nasıl? Görüntülerimiz var. Görelim tabii. Benim arkadaşlarım çok güzel hazırlanıyorlar. Tamam bakalım. Mekanda bir sıkıntı olmadı değil mi? Yok. Hatta patron ikiye çıkardı programı. Öyle mi? Hayırlı olsun. Siz o gün oraya... Yani sen... Bilerek mi geldiniz? Şimdi Çetin içeriden çıkınca biz böyle dört kardeş bir kafa dağıtalım dedik. Sonra işte... Ha, tesadüf oldu yani. Şöyle ki... Yani Çetin'in haberi varmış da benim yoktu. Bilsen gelmezdin tabii. Ne işin var? Yani öyle karşına geçip seni rahatsız etmek istemem. Ne rahatsızlığı Cemal? Sen benim için... Çok hoş. Güzel, samimi bir işti. Evet. Biz çok eğlendik, çok güzel dostluklarımız oluştu. Kısa sürdü ama hep şöyle düşünüyorum. Bir şeyi hayal ettik. Bunun üstüne çalıştık. Yaptık. Başarabildiğimiz kadar yaptık. İzlendi, seven sevdi, sevmeyen sevmedi. Tarihte yerini aldı ya da işte benim hayatımdaki yerini aldı. Harika. Ama biz istediğimiz bir şeyi yapmış olduk. Çok güzel. Hayal etmek demek zaten gerçekleşecek demektir o. İyi ki yapmışsın. Ben bugüne kadar canlandırdığın karakterlerin içinde en çok hangisi seni zorladı ya da sevdin ya da çok özdeşleştin? Çünkü birçok karakter var. Tabii ki saymak var. Ama benim için tabii ki her zaman Kurşun Yarası'ndaki Cemal'in ayrı bir keyifli yeri vardır. Oh, yaşasın. Benim en sevdiğim karakter. Ne bileyim, onun değişik bir duygusu vardı hayatımda da. Gerçek. Çok önemli. Bir de bir başlarda da olması. Evet. Keyifli bir roldü. Seviyordum Kaymakam Cemal'i oynamayı. Onun öyle özel bir yeri vardı. Özel bir. Diğerlerinde tabii ki hepsinin hayatında önemli yerleri öyle var. Öyle oluyor. Ihlamurlar Altında da Yılmaz da öyle. Şimdi Sultan Abdülhamit de öyle. Tabii. Ama yemek o ilk verdiğin. Heyecan, o Kaymakam Cemal'in hikayesi, duygusu beni hep etkilemiştir. İyi ki o karakterle ilk benimsedi evet. Seni seyirci diye düşünüyorum ben tabii ki. Yani giderek zamanımız daralıyor ama sen seneler sonra tiyatro eğitimi görmüş bir adam seneler sonra tiyatro yaptın. Türden görünüş. Bir yabancı oyun değil mi? Tabii. Yerli oyun değil. Değil. Oyun atölyesinde Hira Tekindor yönetti. Çok keyifli bir oyundu. Şimdi tiyatro bölümünü bitirip İstanbul'a gelince biz tabii tiyatro eğitimi almış oyunculardık.
hayalimiz hep tiyatro yapmak tabii vardı. Tabii ki. Fakat televizyonla vesaireyle tanışınca sonra hayat başka türlü gelişmeye... Televizyoncular bırakmadılar seni. Hayat başka türlü gelişmeye başladı. Yani bizim kontrolümüzden de, benim kontrolümden de çıktı. Mesela tiyatro yapmak istesem de 2 yıl Kurşun Yarısı dizisi sebebiyle Ayvalık'taydım. 2 yıl orada kaldım. İşte haftanın 6 günü çalışıyorum. 1 gün buraya dublaja geliyorum. Tekrar dönüyorum. Yoğun bir süreç. O bitti hemen ıhlamurlar altında. 2 yıl orada haftanın 7 günü çalışıyorum falan. 4 yıl, 6 yıl falan derken ben bir baktım ki tiyatro yapmayalı çok uzun süre oldu. Sonra bir kendimiz niyetlendik. Kendimiz tiyatro kuralım diye. Sonra altından kalkamayacağımızı anladık. Yani hem sahne bulmak çok zor, teknik anlamda çok zor, işleyişi falan. Genelde de ben hep böyle bir şehir dışlarında çalışıyordum. Sonra da bende bir korku oluşmaya başladı. Yani bunca yıl sonra sahneye çıkarsam ne yapalım? Melekemi kaybettim. Yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye korkular oluşmaya başladı. Fakat yıllar sonra Hira Oyun Atölyesi, işte Haluk abi sağ olsun. Evet. Böyle bir teklifte bulundular. Benim de sevdiğim bir oyundur. İyi olmuş ama. İyi olmuş. Kabul ettim. Gerçekten de çok keyif alarak 2 yıl geçirdik. Çok güzel arkadaşlarım, İyi dostlarımla olmuş. Çok güzel eğlenerek, çok severek oynadık o oyunu. Ondan İnşallah... da görüntülerimiz Aa, var. Var mı? Var. Aa, var. Tamam. Tabii ki Bülent İnal tiyatro sahnesinde nasıl kaçırırız? Bakayım. Bibi neredesin? Gel artık. Teyzen içeri bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kuzenleri gelmiş. Bibi! Kuzenleri! Ne oldu? Kuzenleri gelmiş. Ne bekliyorsunuz sen? Hani neredeler? Paydos ettikten sonra Tony geldi. Gemileri limana yanaşmış. Peki iyiler miymiş? Görmemiş onları. İndiklerinde karşılayacak, ona doğru buraya getirecek. Ede, sağ salim inerler mi? Yani bir şey, bir problem olmaz. Olmaz, inerler. Gemici kimliği verecekler onlara. Tayfayla birlikte inecekler. Her şey yolunda, merak etme. Peki bunlar neden? Şimdi gel, önümüzdeki perşembe gelecekti bunlar. Bilmiyoruz. Gemilerinde bir sorun çıkmıştır, başka gemiye binip gelmişler. Niye ağlıyorsun şimdi? Ne bileyim ben, bilmiyorum ya. Ben daha masa örtüsü alacaktım. Masa örtüsü mü? Of. Yanım benim, sen onların hayatlarını kurtarıyorsun. Masa örtüsü de nereden çıktı? Masa örtüsü mü gördüler acaba daha önce? Ya. Ha. Bambaşka bir duygular geldi şu anda. Ay, çok güzeldi. Peki tiyatro dedik, diziler dedik ama sinema. Hı. Sinemadan da bahsedelim. Dar alanda kısa paslaşmalar. Evet, dar alanda kısa paslaşmalar. Kayıkçı, Kayıkçı hiçbir işte yerde. Filmlerde böyle küçük roller, kısa roller oynamaya çalıştım diyeyim. Tabii ki sinemayla buluşmamız bir türlü böyle istediğimiz etkide olmadı benim. Belki de bu dizinler işte yoğunluk. Onların etkileri var. Bir de tabii ki Türkiye'deki sinemanın nasıl diyeyim... Sinevizyondaki filmlerle bizim ya da benim uyuşmam doğru yerde buluşamadık gibi evet. konular var. Ama bazı filmlerde işte ufak roller, küçük roller, büyük roller oynayarak ne güzel. Sinemada da olmaya çalıştım. Keyif aldığım işler oldu. Bazılarını tabii yaptım ama çoğunu, o eskilerin çoğunu hatırlayamıyorum. Ya, başka senin film çocuklarını hatırlıyor musun? Onu hatırlıyorum tabii. Aydın Bulut'un ilk filmiydi. Ondan da görüntülerimiz var. Evet. Bakalım. Evet Hüsam. Bu gördüğün evlerin hepsinin harcında benim terim var biliyor musun? Biliyorum abi. Ama keyifli işler onlar be abi. Böyle imece falan değil mi? Herkese aş, herkese iş, herkese ev dedik. Hepsini bir gecede yaptık. Bir evet. başka filminde balık. Ha, evet. Orada Ermiş benim sahibine. Ya benim çok sevdiğim, hep filmlerini zevkle izlediğim Derviş Saim. Derviş Saim'in sineması için neler söylemek istersin? Çünkü çok güzel bir filmde birlikteydiniz. Balık. Bir Derviş Zaim sineması ya, evet. anlatacak. Yani yetidi değilim ama gördüğüm, hissettiğim kadarıyla. Çok özel bir sinema Derviş anlayışı. Hoca ben insan olarak çok seviyorum. İnsan. Çok enteresan bir ruhu var.
bir kere her şeyden önemli, çok önemli bir senarist. Yani senaryo yazmayı çok iyi, matematiğini çok iyi biliyor, bir senaryo hocası. Evet. O yüzden de filmlerini her zaman sağlam başlıyor bence. Evet. Fakat onunla böyle bir nasıl diyeyim, o amatör sinemacı değil mi? O ruhu hiç de kaybetmiyor. Yani o enerjisini, evet, bütün ekibiyle birlikte o sinema yapmanın mutluluğunu da her zaman görüyorsunuz gözlerinde. Değil mi? Yani imkanı olmasa da az yaratıyor, da olsa o yaratıp yaratıyor, ondan o keyfi alıyor, o filmi, evet, tamamlıyor. Anlatmak istediğini anlatıyor. Bir meselesi var hayatla ilgili, dünya ile ilgili ya da bu ülke ile ilgili diyelim. O meseleyi muhakkak film senaryosunu yazıp filme çekebiliyor. Bu mühim bir özellik, büyük bir özellik bence. Bunun gibi yönetmenlerin daha da çoğalması lazım. Hepimizin bu tür filmler yapması lazım, oynamamız lazım. Sinemamızı el birliğiyle güçlendirmemiz, bir dil oluşturmamız lazım belki de. Dur, orada dur, o orada dur, o benim yaram. Bu Türk sinemasını var etmeye aklına koymuş ve çok yıllarca emek vermiş, çok büyük ustaların da derdiydi. Ulusal sinemayı yaratmak, ya, var etmek. Ulusal sinema dediğimiz kavramın içini doldurmak. Hı. Onun için çok doğru söyledin. İşte Derviş Naimlere orada çok ihtiyacımız, evet, var. Bu filmde sen bir kayıkçıyı, balıkçı, yani balıkçıyı canlandırıyordun. Gölden balıktan geçinen, ailesini geçindirmeye çalışan. Benim aklımda kalan Kaya'ya üzülüyor muydu? Kaya'nın tabii ki hüzünlü bir tarafı var. Değil mi? Kaya yaptığı şeylerin o geçim mücadelesi, çocuğu, evet, karısı, hayatı, vicdan, onları var etmek için bir hayat mücadelesinin içinde yaptığı şeyin bir kötülük olabileceğini düşünemiyor. Yani onu getireceği boyutları, kimleri nasıl etkileyeceğini düşünemiyor. Onun sonunda da verdiği o vicdan muhasebesi, vicdan yarası içindeki onu temizlemeye çalışıyor filmin sonuna doğru da. Ben çok keyif alarak oynadım. Çok sevdiğim seyreden karakterlerden her biri. Seyirci de kendi vicdanına sormuştur. Acaba o gün yaptığım, evet, şey... Yani sen vicdan... o durumda kaldığın zaman, işte çocuğun vesaire zor durumda kaldığı zaman, Kaya'nın yaptığı o yanlışı sen de yapar mıydın, yapmaz mıydın? Bir onu düşünmek gerekiyor. Değil mi? Ondan da görüntümüz var. Ve buradan Derviş'e de sevgiler, evet, yolluyorum. Derviş hocamıza selamlar. Emin misin? Seni görmek istemeyebilir. Olsun. Hikayemi anlatacağım. Rüyamda dedemi gördüm. Köl için bir şey yaparsan Deniz iyileşecek dedi. Deniz'i doktora götürdük biz. Tedavisi devam ediyor. Gidip oradan bir balık alıp geleceğim. Bu ilaçlar sakat biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Ben para kazanmak istiyorum. Enes. Kızı. Vay, vay ki ne vay. Gerçekten de çok gerçek bir hikaye, çok sahici bir hikaye. Herkesin kendini, vicdanını sorgulatacak bir hikaye seçmiş. Hepinize tebrikler. Ama biz programımızın sonuna geldik. Ay, bitti mi? Zaman nasıl geçiyor? Aa, çok keyifli geçti. Çok teşekkür ediyorum. Ya ben sana teşekkür ediyorum. Keyif aldım, ediyorum. Sağ olun. Daha soracağım çok şeyler vardı. Kısa kısa onları da sorayım mı diye. Ama olur, bir yandan da soralım, zamanla bilemedim, yarıştığımız için. Bilemedim. Siz nasıl istersiniz? Seninle yaptığımız sohbet bana böyle bir huzur duygusu yaşattı. Ay ne güzel. Hayatta arzu ettiğin her şeye adım adım kavuşmuş olman ne kadar değerli. Evet biliyorum, uzun bir yolun var zaten önünde. Ama eminim ki sen bu yolculukta sevdiğin işi yaparken sevdiklerinin de yanında olmasının her zaman mutluluğunu yaşayacaksın. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Tekrar teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler. Davet ettiniz bu güzel sohbet için. Anılara götürdünüz. ben de çok mutlu oldum. O günleri tekrar hatırladım. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle olmak çok güzeldi. Benim için de bir onurdu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Daha nicelerine inşallah. İnşallah. Evet. Sevgili seyircilerim. Hayat güzelliklerle dolu. Elbette ki zorlukların yanı sıra. Ama bizler bazen ayaklarımızın altındaki çiçekleri bile göremeyiz. Bazen kendimizi işlere, günlük meselelere öyle kaptırıyoruz ki gözümüzün önündeki şansı, sevgiyi, güzellikleri kaçırıyoruz. Posta güvercinlerinin size hep güzel haberler getirmesi dileğiyle haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.